Sorumuzun birisi şu. FM TV'de her gün saat 11'de çok kıymetli hocamız hafızlığı, istikameti bir de içini tefsir mefsir koyuyor. Yani izlerken zevk aldığımız işte mukabele böyle olmalı. Yani evet, zevk veren bir mukabelesi var hocamızın, Masum Hayrat Hoca Efendi'nin. Her gün sabah 11'de gündüz diyelim. FM TV ekranlarında sizlerle buluşuyor sevgili izleyenler. İnşallah kaçırmıyorsunuzdur. Kaçırırsanız da siz kaybedersiniz yani, o kadar söyleyeyim. Çok zevkli bir mukabele, böyle seri tekrarları da var. Mükemmel bir mukabele var. Bir izleyicimiz çok kıymetli diyor hocamızın mukabelesini, inanılmaz diyor, zevkle televizyondan takip ediyorum. Fakat takip ederken de diyor okuyorum. Acaba diyor ben hiç ama hiç kaçırmıyorum şu ana kadar elhamdülillah diyor. Dördüncü yüzü tamamladık diyor. Mukabele sevabı alır mıyım? Hatim sevabı olur mu diyor. Sevgili izleyenimize ben şuradan şunu cevaplamak istiyorum. Mukabele zaten karşılıklı bir şey demektir. Yani mukabele ne demek? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam okuyordu. Cebrail aleyhisselam dinliyordu. Şimdi canlı yayında burada TV'den ne yapıyorsunuz? Dinliyorsunuz. O zaman siz de aslında bir mukabeleyi takip ediyorsunuz. Bedenler ayrı olunca mukabele sevabı olmaz diye bir şey olmaz. Çünkü oluyor ki mesela camilerde mukabele okuyor kadınlar. Ha, nerede? Üst katta oluyor. Hocayı görmüyorlar. Veya caminin ayrı bir bölmesi var. Bayanlar oraya geçiyor mukabeleyi. Oradan takip ediyor erkekler karşısında. Mukabele demek hoca efendinin okuduğu cüz, Ramazan ayında okuduğu cüz Kur'an-ı Kerim'de ne? Mukabeledir. Onu dinleyen herkes de o mukabelenin sevabını alır. Ben şimdi size telefon açsam, bakın Almanya'dan birisiyle görüştük geçen. İşte TV ile alakalı. Telefonla görüşmüş olduk. Selamun aleyküm dedi. Biz de aleyküm selam dedi. Bak selamı aldık. Selam verdi. Selam aldık. Böyle ne olmuş oldu? Birbirimize selamlaştık. Hasbihal ettik. Onun derdini dinledik. Onun bize anlatacaklarını dinledik. Teşekkür ettik. Allah razı olsun dedik. Kapattık. Şimdi burada ne olmuş oldu? Karşılıklı olarak birbirimize derdimizi anlattık. Meramımızı anlattık. Selam verdik. Selam aldık. Konularını bahsettik. Konu kapandı. Ama bedenlerimiz ayrı diye o bana selam verdiği zaman ben onun selamını almama durumum nasıl yoksa, telefonla buradan ta bedenlerin ayrı oluşuyla mükafatın, ecrin de aynı olmayacağı veya olmayacağı anlamına kapılmayın. Çünkü bedenler ayrı olsa da niyetiniz sizin o televizyonda orada oturup neyi dinlemek? Hoca Efendi'nin mukabelesini, okuyacağı Kur'an-ı Kerim'i dinlemek ve takip etmek. Doğru mu? Doğru. Onu takip ediyorsanız Allah'ın izniyle %99.9 değil %1 milyon diyorum mukabele sevabını alırsınız, hiç şüpheniz olmasın. Allah-u Teala kabul eylesin inşallah.